Artık gazetemizi parayla satamıyoruz. Komiser amcadan da kırmızı kart yedik. Ben de gazetemiz adına bazı kararlar aldım. Durumlar ciddi. Ne? Kapatıyor muyuz? Yok. O kadar değil ama tenis kat yapmamız lazım. Ney kat? Tenis kat oğlum, hiç duymadın mı hayatında ya? Yani Türkçesi gazetecileri kovmak. Ne? Bizi kovuyor musun? Yok ya, kimseyi kovmuyorum ama dijital ortama geçiyoruz. Biz kardeşimle her şeyi ayarladık. Bunlar sitenin işte ismi. Mahallede gördüğünüz kişileri dağıtıyoruz. Sen diyorsun ki artık internet ortamındayız yani. Dedem sitenin ismini aldı. Sağ olsun. Helal be. Çok kral adam senin oğlum deden. Öyledir. İlk haberimiz ne olacak? Benim dayımdan daha iyi haber mi olur ya? Çiğdem aslına biliyor. Ne? Ne oldu? Oha! Ya Osman abiye fan club açmışlar. Ne diyorsun ya? Bundan büyük haber mi olur kızım? Bak. 11.500 takipçi. 125 tane de fotoğraf atmış. Hayatta kalma ustasıyım he. Dağda karkış demedim, çekirge yedim. Kızım bir şey olmaz yani, aşıktan yedik. Ama tadı da fena değildi yani, yenir. Ben kesin ölürdüm valla. Niye lan? Oğlum bir çekirge beni kesmezdi o yüzden. Allah'ım ya. Helal be Momo. Sen de her beladan kurtuluyorsun oğlum. Tabii oğlum. Evelallah. Ama şimdi uğraşmamız gereken bir bela daha var. Ne belası Momo? Hamdi belası. Hamdi mi? Bekçi Hamdi mi? Ta kendisi. O yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha, ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Ne yapacağız peki? Oğlum onu açılmamız lazım. Gelirse şunu bir şey anlatacağım. Aradım. Şimdi herkes Hamdi'yi gördüğünü gözünü dört açıyor, tamam mı? Takip ediyorsunuz onu. İlla ki bancını buluyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar, gözünüzü dört açın. Hatta burnunuzu da. İyi bir gazeteci haberin kokusunu 10 kilometreden alır. Hemen gidiyor musun? Sami abi gelecek şimdi. İlk önce anneme uğrayacağım. Sonra bın. Ama ilk önce halletmemiz gereken bir konu var. Bekçi Hamdi. Ay. Koşun koşun, yakalayın. Kaçma kaçma. Gel buraya. Aa, işte. Gel. Nasılsın ya? Çocuklar, ne haber? Ne yapıyorsunuz? Biz iyiyiz de, sende ne haber? Bende ne olsun işte. Böyle bekçilik halleri, asayiş. Sonuçta böyle mahallede hepimizin huzur içinde yaşaması için böyle barış şart. Değil mi? öyle. Senin geçen gün çiçek tezgahında görmüşler. Kime diyorum? Korkma, dövmeyeceğim. Gel. Ya şurada... Ne oluyor ya? Ya Melek Hanım, anlayın ben sizinle görüşemem. Hadi benim işim var, 2 dakika gideceğim. Geleceğim şurada, tezgahta dur. Tezgahta? Yok, vallahi olmaz. Duracaksın Hamdi. Mümkün değil, olmaz Melek Hanım. Duracaksın Hamdi. Ya Melek Hanım, anlasanıza meslek hayatım tehlikede. Ne olur olmaz ya. Ya Hamdi, Allah aşkına ya, ne yapıyorsun sen? Kimse görmez, bir şey olmaz. Otur şurada 2 dakika, benim işim var. Gidip geleceğim şu çıkmasın oraya. Çiçek tezgahının. Yok oğlum, kulyen yalan. Kim söylemişse yalan söylemiş, ne işin var? Sen bana yalancı mı diyorsun şimdi? Sen miydin o? Ben sana! Benim annemin yanında dolaşma demedim mi? Ya Memo, bak yemin ediyorum oğlum var ya, benim hiçbir suçum yok ya. Annen o gün çok ısrar etti, zorla tutturdu beni oraya. Annem ısrar etti. İftiracı. Yok, iftira değil. Vallahi doğru lan. Kabulleniyorsun yani suçunu. Suçu? Ne suçu ya? Yürüyün arkadaşlar, karakola gidiyoruz. Oğlum gel, karakol ne gerek var şimdi? Boş ver sen karakolu ya. Boş ver. Ne yapacaksın karakolda ya? Yani sen anlaşmamızı duymadığın için ben de bu fotoğrafları göstereceğim. Yok Memo'cum, aman. Vallahi bak, ne isterseniz yaparım. İsterseniz her şeyi yapacağım ben. Ne istersek mi? Çikolatalıyım lan size. Yok, sen bizim bütün ödevlerimizi yap. Matematik, Türkçe, sosyal, İngilizce, kompozisyonlar. Hepsini ayrı ayrı. Pazar akşamına kadar vaktim var. Pazar akşamına kadar. Hamdi.
oldu ya? Kim işte burayı? Millet, neredesiniz? Ne oldu ya? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Hırsız sensin. Ben mi? Evet, sensin. Hadi ya. Nasıl anladınız ki? Birincisi, iyi ki ucunu gözümüze gözümüze sokmaya çalıştın. İki, dünkü çikolataların hepsini hatırlıyorum. Çukurda bir tane eksik vardı. Benim gözümden kaçmaz. O yüzden Çiğdem'den senin montun almasını istedim. Tahmin ettiğimiz gibi eksik çikolata paşıdı. Senin cebinden çıktı. Üç, bulduğumuz notu senin el yazına karşılaştık ve tıpatıp aynısı. Ya ama yani bana da çikolata vermediniz ki. Yani biliyor musunuz beni? Kaşınma Bedir. Bu yaptığın ihanetten sonra beş kardeş takımında kalacak mısın, kalmayacak mısın diye yargılayacağız seni. Ya ne olur atmayın beni. Vallahi bak, vallahi özür dilerim. Bir daha yapmam. Ne olur beni takımda atmayın ha? Ne olur. Karar. Daha önce bir suçun olmadığından dolayı, yani bu ukatın olduğundan beş kardeşler takımından atılmayacaksın. Oley be. Dur, daha bitmedi. Ama suçun cezasız kalmayacak tabii. Bir hafta boyunca bu evin temizliğini yapacaksın. Bir hafta mı? İtiraz yok. Ne diyorsak o, hadi başla. Hemen şimdi mi? Evet, tüpürge orada. Hadi. Hadi diğer tarafı sürün hadi. Tozu bize doğru kaldırma. Biz burada çikolata yiyoruz. Bir de toz kaldırma. Gerekirse kendine kaldır hadi. Bak alerjim var, hapşıracağım ya. Bak 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 bak. Seçimler yaklaşıyor. Konumuz bu. Ne yapacağız? Şimdi muhtar adaylarına gideceğiz tek tek. Hepsini açık oturuma davet edeceğiz. Açık oturum? Şimdi konuşacağız muhtarlarla. İşte vaatlerini verecekler halka. Onlar da seçimlerini yapacak. Nereden başlıyoruz peki? Önce muhtar adaylarını ikna edeceğiz. Hadi herkes görev başına. Kalkan hazırla. Valla Mahmut abi. Bütün muhtarlar buraya toplanacak. Vaatlerini sunacaklar burada. Kadın, erkek, kim varsa herkes buraya gelecek. Biz de bunun haberini yapacağız. Ya Memo oğlum yapma lan. Şimdi sarma bu milleti benim başıma ya. Ya öyle deme Mahmut abi. Burası tıklım tıkış olacak. Herkes buraya gelecek ya, havuzat dekoru kırarsın. Hey, vallahi mi lan? Sen bana güven. Oğlum iyi de yani şimdi o kadar insana biz nasıl hizmet edeceğiz lan? Burada iki tane adam var. Ya kolay Mahmut amca, biz ne güne duruyoruz burada, hallederiz. Evet, icabında bizden alırız servise. Dayı, geliyorlar. Ah, şehir cephesi geldi. Evet, çocuklar hazır olun. Nişanım. Nişanım. Ateş. Hazırlıklı geldik yani, yani. Verin lan. Yeter, yeter, dur! Yaren. Bitti Osman, bitti. Duyun, hepiniz duysun. İstemiyorum hiçbirinizi hayatımda. Son sözün bu mu yani? Daha kaç kere söylemem lazım Osman? Bitti. Bırakın çocuklar, bırakın. Geri çekiliyoruz. Çok fena bozguna uğradık.